What's your name? Ben. Adam harika. Evde otururken evde. Evinin salonunda. Harika değil mi abi? Adama el sallıyorsun. Müthiş. Aynen abi, bize bak burada. Kapsalon burada mı doğdu abi? Burada doğdu. Abi ismi neyin senin? Benim Necati. Necati. Aha içerideyim. Aha dışarıdayım. Aha içerideyim. İbrahim abla. İbrahim abi şu anda yok. Kapsalon yemeğe gidelim. Böyle olay bu. Kanada, Singapur, her yerde var ya. Ama Almanya'da da döner box varmış. Ya. Döner box? Ha. Ya döner box şu girdiğim box ya. O zaman geçtiğimiz berberlerden bir tanesi. Evet evet. Aynen duruyor mu onun berberi yoksa? Başkası devralı. Başkası devralı. Rüzgar değirmenlerine geldik. Burası Hint restoranı. Burada kapsalon yokmuş. Kapsalon işi bizi aşıyor. Aşıyor mu? Görüşürüz, kolay gelsin. Sağ olun. Bugün kapsalon yiyeceğiz ya. Kapsalon yemek için çıktık. Evet. Çünkü kapsalon çok meşhur bir şey. Evet. Hollanda'ya ait. Otur burada mı? Çıkmış, Rotterdam'da çıkmış. Evet. Ve biz onun çıktığı yere gideceğiz. Orada yiyeceğiz. Aynen. Hangi? Bu son olsun da. Ne diyor? Aha içerideyim, aha dışarıdayım, aha içerideyim. İzleyenler biliyor musun? O filmi şimdi gerçek yapacağız. Şu anda şehir sınırına geldik. Biz Schiedam'da oturuyoruz. Ama Rotterdam'a doğru yürüyüş yaptık. Ve şimdi yürüyerek gireceğiz. Zaten aslında Schiedam yani çok küçük olduğu için yani Rotterdam'ın bir şey gibi yani mahallesi gibi. Mahallesi gibi. Abi tam burası abi. Baksana adam Schiedam şurası. Sen Schiedam'dasın, ben Rotterdam'dayım şu an. Evet, ayrı şehirlerdeyiz. Ayrı şehirlerin insanıyız. Değil mi? Bak, burası Rotterdam. Nasıl abi Schiedam? Şimdi ben evet. Schiedam'dayım. Rotterdam'a geçtim. Evet. Şu anda ayrı şehirdeyiz. Şimdi aynı şehirdeyiz. Abi çok ilginç değil mi? Hani iki şehir hiçbir şey yok yani herhangi bir hani evler yan yana hani. Ha evet, mesela sadece şey. Evlerde oturanlar çok geyik yapıyordu işte biz tam sınırdayız diye. Mesela bugün Rotterdam'a gittim alışveriş yaptım diyordur. O da diyordur ben Schiedam'da ev ziyaretine gidiyorum falan. Bu şehir de var. Şeyde bu ülke olarak mesela Belçika, Hollanda. Aha. Şey evet, olarak sokakta da var. Üçlü sınır var. Evet evet. Gittim. Şimdi Rotterdam'a bakalım nasılmış. Rotterdam'a giriş yaptık değil mi hesabı? Hollanda'yı beğendim ya. Yaşayabilir misin burada? Gerçi çok kısa ama bu tabii. Yok ya, burada hava hep kapalı olacağı için yaşamak isterim. Ama son yıllarda sanki daha bir güneşli. Konser duruyor abi. Canlı konser. Ya if in abi sokakta. Abi şuraya baksana abi. Camdaki abi. Adama el salladık, durdurduk. What's your name? Ben. Ben. Nice to meet you. Nice to meet you, yeah. Is that a bass guitar? Yeah. I can hear. Yeah. You can give a concert for us, for all the street. A concert? Yeah. Yeah, sure. Come on. What are you filming for? YouTube. Ah, nice. Yeah, yeah, I make YouTuber. Travel vlog. Oh, really? YouTuber. Yeah. That's cool. Yeah. Nice. Thank you. I'll see you around maybe. Three sisters, end of October. Three sisters, yeah, in Leiden. Yeah. Ben gonna perform there. Yes. Guys, maybe, if you're here in Leiden, maybe some people will come to visit. You're welcome. Yeah, of course, yeah. Yeah. Okay. Thank you very much. Thank Ben. You. See you. See bye. Adam harika. Evde otururken evde. Evinin salonunda. Harika değil mi abi? Adama el sallıyorsun. Müthiş. Ya bu Hollanda'nın şeyi güzel kanka. Böyle bir vibe var yani. Aynen, kesinlikle. Güzel. Aynen. İnsanlara biraz daha hani böyle bir sempatik bir merhaba. Hani Hollandalı insanlar da geçen. Abi kimsenin reddettiğini görmedim yani kahve içen adama ama bir şeyler söyledin. Bu, ondan sonra tekkedeki çifte söyledin. Kesinlikle. Bir şeyler. Ama bu biraz sana da bağlı. Ya. Hani sen neşeliysen. Sen gittiğin ülkelerde böyle çok rahat kaynaşıyor musun hep insanlarla? Yani şimdi şöyle düşünüyorum ben hani kaybettiğimiz ne ki yani mesela yani. Hayır, kötü bir şey yapmıyorsun ki yani orada mesela bir merhaba nasılsınız falan hani gibi. Paylaşmayı da seviyorsun. Tabii ki güzel yani bence. Beni evinde ağırlıyor yani daha ne yapsın adam hiç tanımadığı birisine abi. Kapısını açtı yani. Sağ olsun. Yani kim olursa gelsin, beklerim abi. Ünlü ya da ünsüz seçiyormuşum ya sen gelsen gelme. Yok abi herkes.
Daha önce de yırtık pantolonu davet ettin değil mi? Instagram'da bir konuşmuştuk böyle bir. Ama yani hani kim olursa yani Hollanda'ya Skidam, Rotterdam. Kim gelirse gelmek diyor. Gelmek isterse buyursun gelsin abi yani. Yardımcı olurum. Ya elimizden geldiğini yapmaya çalışırız her zaman. Ve dediğim gibi yani paylaşmak güzeldir abi yani her zaman. Hani ne mutlu bana yani ki bir şey verebilirsek. Yani bizim sayemizde bir şey olabilirse ne mutlu bize yani. Bu en güzel bir şey bence. En mutluluk, en büyük mutluluk budur bence. Nazar İnternet Kafe. Türkiye'm gıda pazarı. Lahmacun, baklava falan var bak. Var, Türk fırını ya bak. Hollanda'da insandan çok bisiklet varmış. Bunlar da faslıymış. Burada çok faslı var. Dürüm evi. Dürüm evi, restoran. Bak, Almanya'da var. Gördüğüm junkie tipleri burada hiç görmüyorum ya. Hollanda'da böyle daha temiz, daha nezih sokaklar çıkıyor karşıma. Çok öyle Hauptbahnhof önlerindeki tipleri pek görmüyorum buralarda. Burası kapsana yiyecek mi sen? Yok. Ama burayı tanıyorum. Ha. Kapsana yemeğe daha var. Merhaba, kolay gelsin. Nasılsınız? İbrahim abi nasılsın? İbrahim abi şu anda yok. Ha, şu anda yok mu? Normal ev yemekleri var bak, sulu yemekler. Kuru fasulye, İzmir köfte, et, tavuk sote, çorbalar var. Yabancı bir fasulye. Salatalar. Ekmek arası, dürümler. Burada böyle ocakbaşı var. Bu yıl falan bir anda geliyoruz. Tamam, iyi hadi. İçecekler. Burada değil mi? Tamam. Kolay gelsin. Gidelim mi abi? Son yemeğe gidelim. Burada böyle yaya geçidine çıktığın anda arabalar duruyor. Evet. Şu kırmızı olan yerlerde hep bisiklet. Bisiklet yolu. Aynen. Ben bayağı çık gibi bak. Kervansaray. Ha. Burası değil değil mi? Yok, burası değil ama buraya da geliyorum. Çorba içmeye geliyorum. Şu Sabak Shop yazan yerde tütün ürünleri satılıyor. Ama coffee shoplarda da daha bitkisel ürünler satılıyor. Evet, tütün ayrı olmayan. Ayrı siz anladınız. Anlayan anladı. Bakın burada kapsalon yazıyor. Kapsalon demek berber demek. Berber. Berber. Bizim yiyeceğimiz yemeğin adı da kapsalon. O nereden kapsalon olmuş? Kaffer diye bir adam oraya gidiyor. Döner, peynir, onun üzerine patates kızartmalı ve onun ismi sonra kapsalon olarak kalıyor. Ona bir isim takıyorlar. Kapsalon diyorlar. Çünkü adamın kendi berber salonu olduğu için kapsalon öyle kalıyor. Ha, bunu yiyen adamın berber salonu var. Evet, evet. Bunu yiyen adam Hollandalı mı? Yok. Kapverdi asıllı. Ha, Cape Verde. Cape Verde, evet. Şey, Afrika'da bir adalar grubu. Ama burada Cape yaşıyor tabii o adam. Aha. Öyle o şey öyle başlıyor aslında hani. Bu kapsalon hikayesi arkadaşlar. O şekilde bütün Hollanda'ya yayılmış ha. Yani hatta başka ülkelere de yayıldı. Başka ülkelere de var. Bu arada buralarda bir sürü kapsalon yani berber dükkanı var. Şimdi mesela şu karşıdaki kırmızı yerde kapsalon yazıyor. Evet. Burası Rotterdam West. Macirli abiler. Macir abiler. Macir evet. Ama çok ilginç. Konu hep ticaretten geçer abilerle. Ticaretten mi? Hep yani konu şeye ticaret yani. Birçok konu hani onlarla sohbet ettiğin zaman işte ne kadar kazanıyorsun falan. Hani yani bir muhabbet oluyor böyle çok. Kapsalon Erdal varmış bak. Buradan bizi izliyorsa Erdal kardeşimize selamlar, sevgiler. Avukat Ahmet. Yani hayatımda hiç bu kadar çok berber olan bir sokak görmemiştim. Burası da berber. Binaların yapıları çok güzel ama Rotterdam'da gördüğünüz binaların hepsi yepyeni. Çünkü burası savaşta bombalanmış. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlar tarafından. Ama Amsterdam daha eski. Oranın binaları bombalanmamış. Burası liman şehri olduğu için Rotterdam.
Almanlar lojistik önemi olduğu için burayı bombalamışlar. Tabi bu cadde bacıların çok olduğu bir cadde bu arada. Gramsever, New Benever. Ama diğer yerlerde yani farklı bir atmosferi var. Mesela burada çok daha çok yabancı görürsün. Mesela bazı yerlerde daha çok Hollandalılar var mesela. Gördüğün gibi işte Türk, Fars. Efes yazıyor. Hollanda'da polise politiye mi diyorsunuz? Polisi. Polisi. Evet. Polisi. Polisi. Çok fazla Müslüman görüyorum. Yani böyle hem sakallı cübbeli adamlar hem çarşaflı veya... Yabancılar çok işte bu mahallede. Hem berber dükkanları da çok, dönerciler de çok, Müslümanlar da çok. Çok orijinal yerler ya. Evet. Canlı değil mi ama? Biraz evet. Daha canlı. Evet, silama bakarız aslında. Zeezicht. Bu Zeezicht de herhalde balık yeri. Evet. Yani de Faslar. Fasların oluyor bu balık dükkanları. Faslar işletiyor. Yine berber salonu. Şavarma mı bu abi? Burası da Suriye'de mi abi? Ha. Suriye'de mi? Kumpir. Çok güzel bak vallahi. Ya aslında Suriye'de aynı yani yemekleri. Hatay'a çok şey değil mi? Burası ne restoran? Suriye mi? Suriye'de. Doğduğu yer değil mi abi? Aynen abi, bize bak burada. Kapsalon burada mı doğdu abi? Burada doğdu. Abisi neyin senin? Benim Necati. Necati abimiz. Arkadaş dünyayı geziyor. Necati abi sen kaç senedir buradasın? Çok oldu ya. Öyle mi? 20 sene olmuş mudur? Abi bu şey kapsalonu üreten abi öldü diyorlar değil mi? Bu yukarı yan taraf berberdi. Berber değil mi? Evet. Bir ay önce vefat etti. Yapma ya. Yetişemedi mi? Yok. Cenazesi bu. Bir ay önce. Sen tanıyor musun onu? Yok. Tanımıyorum. Yani ama şey cenazesi buradan geçti yani. O dükkanı yani şuradaymış. Evet. O zaman geçtiğimiz berberlerden bir tanesi. Evet. Aynen duruyor mu onun berberi yoksa? Başkası devir aldı. Başkası devir aldı. Yani gençler aldı. Ama o şey yaptı yani. Yani o gelip burada göre yapıyor. Ha, onun ismi öyle kaldı değil mi? Evet. Kapsalon ismi. Bu döner eti değil mi abi? Bu bir şey var. Lamsa... Kuzu. Kuzu eti. Kuzu eti. Kuzu ve hindi eti karışıyor. Kuzu ile hindi etini karıştırıp ısıtıyor. Oradaki tavalarda. Daha sonra şu metal kaplarının içinde serpiştiriyorlar. Evet. Böyle olay bu. Aynen. Orijinal. Kapsalon denilen olay bu işte. Bay Necati. Orijinal kapsalon burada. Üzerine biraz sos atarız. Aynen abi. Bayağı meşhur oldu ya. Kanada, Singapur, her yerde var ya. Var mı? Bizim müşterilerimiz var. Adam geçen Singapur'a gitmiş, kapsalon var. Allah Allah. Singapur nerede? Yani. Rotterdam. Adı da aynı mı gitmiş yani? Aynı. Belki onların dilce başka bir şey. Tam olarak bilmiyorum da. Ama Almanya'da da döner box varmış. Ya. Döner box? Ha? Ya döner box şu girdiğin box ya. Patates yani, üzerine şey. Bilmem buna dediler ki bir de peynir konuyor. Ha, bir de peynir konuyor. Şeyine göre. Hollanda'da bir arkadaşım anlattı zaten bana. O dedi. Kapsalon dedi müthiş bir yemek, ben hep yiyorum dedi. Evet. Hollandalı yani çocuk, Türk değil. Meşhur ya çok. Ya. Meşhur şu. Üstünde işte peynir eritiyorlar. Bir salatı kurmaya başlıyor. Hatta bu abi patatesi bile almadı değil mi? Öyle yok kaldı. Abi, o aslında abim keşfetti onu. O adam işte bak. Şurası da şeyden, belediyeden plaketi var.
Demiş abi, nasıl bir iş beceriyor? Kalk salonu keşfeden abi düşün. Abi şeyde çıktı o zaman ya. Şeyde şey abi. Abi nerede? Burada da TRT izleniyor. Abi nerede? Göremez. Şu an radyo dinleniyoruz. Menüye bakalım bir de. Kapsalon. 6 Euro'dan başlıyor fiyat. Kapsalon, shawarma, klein. Domuz değil ama domuz bizde yok abi. Bizde yani. Domuz olsa söylerim. Daha peynir yapıyor falan. En son yaptıktan evet. Sonra peynir eriyor. Yani en üstte marul koyuyor. Bundan sonra bitiyor. Sos koydu, peynir koydu, salata koydu. Kapatıyor, servis alıyor. Yani şu an kapsalonu da. Bir kapsalonun nasıl yapıldığını evet. Gördük. Aynen. Ama çok tutuldu yani. Evet. Ben eskiden çarşıda çalışıyordum. O sebeple orada diskoteklerin yanında hangisi? Bizlimit abi? Ya yok, bizlimit şey. Ben Harris vardı. Ev abi vardı. Şey, abim ya. Evet. Size, siz mi? Günlük 1000 kapsalon satıyor. 1000. Felaket bir şey. 1000 kapsalon. 1000. Abi bin, canın bin, çıkıyordur bin. Ya. He? Canın çıkıyordur çalışmaktan. 250 kilo et kesiyor. Günlük. Evet. Bayağı yoğunmuşsun. Ya yanlış değil ya. Tabii başka personel de var. Memleket ne abi? Benim Bulgaristan. Benim Bulgaristan. Bulgar Türklerinde. Ne normal. Abi bu ne? Oldu 25-26 sene puanı dayı. Ne güzel. İlk geldi köyümde burada ben. Ben de gittim Kırcaali'ye gezdim. Rusya'ya. Kırcaali'ye gezdim mi? Evet. Kırcaali bize uzak. Karazal, Konra. Ben Karadeniz tarafında gittim. Var mı şu ne? Şu var. Bölgede bizim. Sen ben orman diyor. Ben de Burgaz'da kaldım. Işte. Ya Burgaz senin Burgaz yakın. Ne sabah da şey. İçinde hindi ve kuzu var. Kuzu var, evet. Karışık. Karışık. Ha, hindi kuzu karışık. Döner değil yani. Döner zaten tavuk oluyor. Aha. Bir de şey var. Kalbur döner var. Öyle bir ne diyorlar ama. Yaprak döneri var. Onu biz kullanmıyoruz. Çünkü o çok fazla kapsamına gitmez o yer. Anladın mı? Daha da adamlar tabii var. Evet, evet. Onu biz kullanmıyoruz. Kalite olarak biraz pahalı et alıyoruz. Ama kaliteli olsun. Hı. Zaten isim buralı ya. Aynen doğru. Evet. Şimdi onu bir şey demez. En iyisi yeter. Aynen doğru. Dün şey yaptık ya sen söyle. Kronfox House. Evet Mehmet'in önünde. Kronfox House. Evet. Kapsalonu yiyor can. Tamam. Nasıl kalanlık çıkıyor ama. Güzel, bayağı güzel. Peki. Peynir eritmesi bayağı güzel. Evet. Ondan biraz daha yani patatesle birlikte karıştır biraz ama eti nasıl? Gayet güzel ya. Bu da şey, sambal, acı. Eti çok güzel. Eti iyi mi? Güzel. Zaten meşhur olduğu yer burası. Eti de çok güzel. İlk çıktığı yer burası. Acı yer misin abi acı? Yerim. O, bu acı. Bu arada TRT izliyoruz. Aynen. Çok şekilde. Vay Necati abim ya. Süpersin. Eline sağlık abi. Eline sağlık. Evet çok güzel kapsalonumuzu yedik. Evet. Ayrıldık. Sağ olsun Necati abi de ikram etti. Teşekkür ediyoruz kendisine. Aynen teşekkür ederiz. Necati abi. Böyle genelde ikram eden pek olmuyor. Anca böyle çay kahve veya işte. Ama biz muhabbet falan tatlı yaptık. Tatlı ikram ediyorlar. Evet biz şey, hani bayağı muhabbet ettiğimiz için. Biraz böyle yani sevdim ya abi. Güzel bir şey. Evet.
Eski Rotterdam'dan geriye sadece burası sadece kaldı. Sadece burası kaldı yani. Gerisi bombalandı işte, merkezin birçoğu yeri bombalandı. Sadece bu Delft sahibi burası kaldı tarihi olarak. Bob Marley'i seven arkadaşlar için burada Rotterdam'da bir coffee shop dükkanı. Her yerde kap salonlar var. İki tane berber yine yan yana. Bilal Elektronik. Ne çocuklara bak ne kadar. Kanka nereye gidiyorsun ya? Burası herhalde oturmak serbestsiz değil mi? Nereye gidiyorsun? Buradan Amsterdam'a gidiyorum. Tamam. Benzin almayı unutma be ya. Tam bana göre yap. Aynen. Unutmam be ya. Ama nerede benzinlik? Aynen be ya. Ama bu senden daha büyük herhalde motor. Baya büyük. Eve metro ile geri dönüyoruz. Bugün baya yürüdük. Evet. Abi buradan mı? Metrolar çok temizmiş. Tamam. Temiz mi? Temiz, güzel. Yani. Bir de toplu ulaşım bayağı iyi yani burada her yer. Hatta şey, suda taksi bile var yani. Suda otobüs bile var yani. Ha. Şu anda bir köprü kapanıyor. Bu ağacı akşamları ışıklandırıyorlarmış. Şurada da Afrikalılar müzik yapıyor. Kapsalonu yedik, şiştik ya. Aa, Necat abi. Yürüyemiyorum. Sağ olsun ya, kesinlikle bereket. Vallahi. Bazen diyorum, şurada bir coffee store böyle, Paris'te. Ufak böyle bir şey açsam diyorum böyle. Güzel olur aslında, biliyor musun ama? Evet. İnsanlara böyle kahve bile dondurma falan mesela tarzı bir şeyler. Sokak gerçekten evet. Güzel oldu. Kahveyi de seviyorum burada. Sakin ya. Kapır ne demek? Kapır yine kap salonu işte. Yine mi berber? Aynen. Abi sadece Rotterdam değil ama yani burada da. Bak burada da Kapırs var. Burada da Hair Studio var. Abi siz berber manyağı bir ülkede yaşıyorsunuz abi, ya. Bu ya. Kadar berber diye ölünmez ya. Nasıl? Niye acaba böyle? Ama bilen yani, varsa yani yoruma yazsın. Ama abi senin gördüm. Tahminin ne mesela? Yani ya çok, işte parası çok fazla hani çok iyi para kazanılıyor. Bir de yani sevilen bir meslek herhalde yani insanlar bunu seviyor. Ama hepsini böyle aynı mahallelere açmışlar. Ama Rotterdam'da daha çok biliyorsun orada ha. Bir şey vardı, yoğunluk vardı yan yana böyle. Evet. Evet. Oo, duvar resmine duvar bak. Duvar resmine baksana abi. Müthiş. Çok güzel ya, sanat işte bu. Yunan bayrağı var orada. O Yunan lokantası, taverna. Ha. Burası da bir Türk süpermarketi, Hazar. Hazar süpermarket. Burada süpermarkete süpermarket deniyor. Evet, evet. Burası ne dükkanı? Türk mü? Burası da bir coffee shop. Sabah 10'da açılıyor, akşam 10'da kapanıyormuş. Hello.